Anadolu üssü grafiğinde belirlediğimiz şablon durumunda 215 bölgesindeki yarı yarıya stop bölgesinin altına geçiş yaparak haftayı kapattığını ve kesin stop bölgemiz olan 185 bölgesine doğru bir geri çekilme güç kazanma durumunu başlattığını görüyoruz ve bu durumda 185 bölgesindeki kesin stop bölgemizi değerlendirmemiz gerekebilir. O bölgenin altına geçişlerden sonra şablon bölgesinin alt destek noktası 178 ve geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimalini oluşturacağı 165 bölgesindeki destek noktalarına kadar devam etme ihtimali oluşturabilir. O yüzden 185 bölgesini öncelikle kesin stop noktası olarak değerlendirmemiz gerekiyor. O bölgeye yaklaştıkça zincir stop emirlerini yazarak mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Alt desteklere devam eden süreçte lot çoğaltma işlemleri oluşturabilmek için. Tekrar yukarı tepkisi hareketler oluşturabilmesi için öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 215 bölgesinin üzerine tekrar çıkışları sağlaması ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 250 bölgesindeki en önemli direnç noktasına kadar bu tepkisi hareketleri devam ettirebilir. 250 bölgesi üzerine çıkışları oluşturamadığı sürece yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini gerçekleştirmeyip bu bölge arasında güç kazanma durumunu devam ettirebilir. Doğaç grafiğinde yarı yarıya stop bölgemiz olan 225 bölgesine kadar bir geri çekilme güç kazanma durumu oluşturup tutunmayı sağlayarak tekrar bir tepkisel hareketle haftayı kapattığını görüyoruz ve 225 bölgesi altına geçişler oluşmadığı sürece bu tepkisel hareketi bir önceki kesin stop noktası olan 248 bölgesi üzerine taşıyabilirse şablon bölgesinin üst noktası olan 270 bölgesine kadar bu tepkisel hareketi devam ettirebilir. 270 bölgesi üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini arttıracağı 295 bölgesindeki hedef bölgemize kadar devam ettirebilir. 295 bölgesi üzerine çıkışlar oluşursa yukarı yükselişlerin tekrar devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. 248 bölgesindeki bir önceki kesin stop bölgemizin üzerine çıkış sağlayamadan tekrar geri çekilme güç kazanma durumlarında yarı yarıya stop bölgemiz olan 225 bölgesinin altına geçişlerde 215 bölgesinde ikinci kesin stop bölgemiz var. O bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere doğru devam etme ihtimali artabilir. Ortada grafiğimizde 765 bölgesindeki kesin stop bölgemizin altına geçiş yaparak kapanış durumu oluştuğundan dolayı stop durumuna geçtiğini ve geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere doğru devam etme ihtimali oluşursa bir sonraki yarı yarıya stop noktası olarak 740 bölgesi ve ikinci kesin stop bölgesi olarak şablon bölgesinin alt noktası 705 bölgesi olarak belirledik. Bu bölgelere kadar geri çekilme güç kazanma durumlarıyla karşılaşılabilir. Bu bölgelerin altına geçişlerden sonra da alt desteklere doğru devam eden geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek devam etme ihtimali artabilir. Tekrar 765 bölgesi üzerine tepkisel hareket oluşturabilirse şablon bölgesinin ara direnç noktası olan 800 bölgesi şu an için en önemli direnç noktasını oluşturuyor. 800 bölgesi üzerine çıkışlar oluşup yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturacağı şablon bölgesinin önemli direnç noktası 850 bölgesi olarak gözüküyor. 850 bölgesi üzerine çıkışları oluşturamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimalini sürdürebilir. Karsan grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz ikinci kesin stop bölgesi olan 845 bölgesinde tutunma sürecini devam ettirdiğini
stop durumuna yakın bir şekil oluşturduğunu görüyoruz. O yüzden bu bölgenin altına geçişlerde mutlaka stop durumunu değerlendirelim. Çünkü devam eden süreçte derinleşen bir durumu oluşturacağından dolayı daha sonraki şablon bölgesinin alt noktası olan 7.25 bölgesine kadar devam edecek bir geri çekilme güç kazanma durumuyla karşılaşma ihtimalimiz artabilir. Tekrar yukarı bir tepkisel hareket oluşturarak bir önceki yarı yarıya stop noktamız olan 9.25 üzerine çıkışlar oluşursa bu tepkisel hareketi şablon bölgesinin üst noktası ve bir önceki kesin stop noktamız olan 10.80 bölgesine kadar devam ettirebilir. O bölge üzerine çıkışlar da gerçekleşirse tekrar yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini oluşturup yapmış olduğu zirve bölgesi 13.40 bölgesine kadar dahi bu yükselişleri devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Bunun için öncelikle yarı yarıya stop bölgemiz olan 9.25 bölgesinin üzerine çıkış yaparak kalıcı kapanışları oluşturması gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere devam etme ihtimalini sürdürebilir. Otokar grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 415 bölgesindeki kesin stop bölgesine yakın hareketlerle devam ettirdiğini görüyoruz ve kesin stop bölgesinin altına geçişlerden sonraki destek noktası olarak 400 bölgesi var. O bölgenin altına geçişler oluşursa geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere derinleşerek devam etme ihtimali artacaktır. O yüzden 415 bölgesinin altına geçişlerden sonraki destek noktası olan 400 bölgesini mutlaka takip edelim. O bölgenin altına geçişlerden sonra da stop durumunu değerlendirmemiz gerekiyor. Yukarı tepkisi hareketlerde yarı yarıya stop bölgemiz olan 435 bölgesinin üzerine geçişleri sağlayabilirse tekrar bir önceki hedef noktası olan 450 hedefini gerçekleştirip üst bölge hedeflere yönelme durumu olabilir. Bunun için 435 bölgesindeki yarı yarıya stop noktamızın üzerine çıkış sağlayıp kalıcı kapanışları gerçekleştirmesi gerekiyor. Bunu sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali oluşabilir. Topaş grafiğinde şablon durumunda belirlediğimiz 220 bölgesindeki ikinci kesin stop bölgemizin altına da geçiş yaparak kapanışları oluşturduğunu, şablon bölgesinin destek noktasına yakın bir şekilde haftayı kapattığını görüyoruz. 210 bölgesi, o bölgenin altına geçişlerden sonra takip edeceğimiz tekrar yarı yarıya stop bölgesi olarak 203 bölgesi ve kesin stop bölgesi olarak da 187 bölgelerini takip ediyoruz. Bu bölgelerin altına geçişler oluşursa güç kazanma durumunun derinleşerek alt desteklere doğru devam etme ihtimalini kesinleştirebilir. O yüzden bu bölgede öncelikle 203 bölgesi ve daha sonra 187 bölgelerini önemseyerek takip etmemiz gerekiyor. Yukarı tepkisi hareketleri oluşturup 220 bölgesi ve daha sonra da şablon bölgesinin üst noktası olan 235 bölgesi en önemli direnç noktalarını oluşturmuş oldu. Bu bölgelerin üzerine çıkışları sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun alt destekleri devam etme ihtimalini sürdürebilir ve 225 üzerinde yapacağı kalıcı kapanışlarla beraber yakın hedef bölgemiz olan 250 ve birinci kesin stop bölgesi ve en önemli durumu oluşturduğu 270 bölgesine kadar devam ettirebilir. 270 bölgesi üzerine çıkışlar gerçekleşirse yukarı yükselişlerin devam etme ihtimalini artıracak bir şablon durumuna dönüşebilir. Tüktüratör grafiğimizde şablon durumunda 1000 zirvesinden geri çekilme güç kazanma durumunu 680 bölgesine kadar gerçekleştirdiğini ve o bölgede de yatay bir süreçle devam ettiğini, her ne kadar tekrar 800 bölgesine bir tepkisi hareketler oluştursa da o bölgenin üzerine çıkışlar sağlayamadığı sürece ve 835 bölgesindeki yakın hedef bölgemizin üzerine çıkışlar sağlayamadığı sürece geri çekilme güç kazanma durumunun bu bölgelerde yatay bir şekilde devam ederek
güç kazanmayı sürdürme ihtimalini devam ettirdiğini görüyoruz. Tekrar kesin stop bölgemiz olan 680 bölgesi altına geçişlerde geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimalini artırıp en derin düzeltme ihtimallerini oluşturacağı bölgelere dahi devam etme ihtimalini gerçekleştirebilir. Şu dip bölgenin altına geçiş oluşursa 665 bölgesi o bölgenin altına geçişlerden sonra mutlaka kesin stop durumunu değerlendirelim. Geri çekilme güç kazanma durumunun alt desteklere devam etme ihtimali artacağı için alt destek bölgelerden lot çoğaltma işlemlerini oluşturabiliriz.